kendi güçlenmesiyle ilgili bir durum değil, aynı zamanda tabii bu gücü kullanabilecek dirayetli dış politika uygulamalarıyla da Türkiye bunu tesis ediyor. O bakımdan Türkiye'nin dışında yaşayanlar dışarıdan Türkiye'ye baktığınızda Türkiye'deki büyüklüğü görebiliyor. Bunu sadece bizim milletimizin fertleri, oralarda kalmış olan kardeşlerimiz değil, yabancılar da hissediyor. Bundan 1,5 yıl kadar önce Kılıçdaroğlu Portekiz'e gitti. Ona bir program hazırlamışlar Portekiz'den. Gitti, çıktı, konuşmaya başladı. Türkiye'nin ekonomisini kötülüyor. Türkiye çok kötü durumda, ekonomi batmak üzere falan filan diye. Daha konuşmasını yeni başlamış. Bir 10 cümle ya söyledi ya söylemedi. Hemen Portekiz Ekonomi Bakanı çıkıyor. Bir dakika diyor, sen hangi ülkeden bahsediyorsun diyor. Türkiye mi? O bizim bildiğimiz Türkiye mi bu senin anlattığın? Biz Portekiz'de o zaman çok ciddi ekonomik bir kriz vardı. Banka iflasları, İspanya'da aynı şekilde oluyordu. Dedi ya biz Türkiye'den Sayın Babacan'dan, Ali Babacan'dan briefing alıyoruz. Almak için arkadaşları gönderdik. Türkiye'deki ekonomik durumu biz yakından takip ediyoruz. Türkiye gibi olmak istiyoruz. Sen neyi anlatıyorsun diye ona itiraz ediyor. Bir Portekizliler onu orada susturuyorlar. Ondan sonra da bir daha yurt dışına çıkmadı zaten. Son gezisiydi. Şimdi dışarıda sadece bizim milletimizin tabii uzantısı olan oradaki kardeşlerimiz değil, yabancılar da Türkiye'yi bu manada çok yakından takip ediyorlar bu değişim. Bu nasıl gerçekleşti? Bundan kısaca bahsetmek isterim. Bakın, geçenlerde izlediniz mi bilmiyorum A Haber'de. SSK hastaneleri, Ok Meydanı SSK hastanesini izlediniz mi A Haber'de? Şimdi o dönemde Savaş Ayın rahmetli yapmış olduğu program, o dönemde SSK'nın genel müdürü Kılıçdaroğlu. O dönemde mi sadece değil, Kılıçdaroğlu 1991'de Doğru Yol Partisi, Sosyal Demokrat Halkçı Parti koalisyon hükümeti kurulduğu zaman kısa bir süre sonra SSK genel müdürü oldu. O genel müdür olarak başladığı zaman SSK artıdaydı. Yani kendi mal varlığı, elindeki parayla, kapasiteyle kendisini döndürdüğü gibi yıl sonunda bütçesine kar da koyabiliyordu. Cüzi bir şey de olsa. Kılıçdaroğlu başladıktan sonra negatife geçti hemen bir sene sonra. Sonra o kadar negatif ki artık SSK'nın bütün harcamalarını, giderlerini hazineden karşılama mecburiyeti düştü Türkiye'nin başına. 91'de başladı, ne zamana kadar? 2000 sonlarına kadar, 2001'e kadar hatta Kılıçdaroğlu SSK Genel Müdürlüğü yaptı. Yaklaşık 10 yıl genel müdürlük. Yani adam 10 yıl 3650 gün yatsa veya günde yarım saat çalışsa SSK'yı idare edebilir. Ama o aldığı artı değer üreten, veren SSK'yı sonunda batmış bir kurum olarak kendisi de şikayet ediyor. Orada röportajda var ya, orada o da şikayetçi. 10 yıldır kim idare ediyor burayı? Şimdi kalkıyor, vaatlerde bulunuyor. Ne diyor? Benim adım Kemal, ben yaparım diyor. Ne oldu SSK? Yani şimdi sadece vaat yeterli değil, teminat da lazım değil mi? Bu vaadi, herkes vaat edebilir burada. Bunu yapabilecek misin? Vaadini yerine getirebilecek misin acaba? Millet buna da bakıyor. Mesela şimdi bir bankaya gitse kredi çekmek için Kılıçdaroğlu istese bankada ödeyecek misin dese, o da öderim dese verir mi? Vermez. Ne istiyor? Teminat istiyor. Teminat istiyor. Şey dese peki, benim adım Kemal ben öderim dese verir mi banka krediyi? Vermez. Yine teminat ister. Yani böyle bu teminat olmaz benim adım Kemal'le. Şimdi teminat nedir? Yaptıklarınız. Şimdi onların beyannamesine bakıyoruz biz orada. Sadece vaatler var. Bizim beyannamemiz yaklaşık 400 sayfa. Yarısı vaatler, yarısı ise bugüne kadar ne yaptık onu anlatıyoruz. Bugüne kadar bunları yaptık. Yani buradan bir yere getirdik. Bundan sonra da bu bulunduğumuz yerden daha ileriye bu işi taşıyacağız. Yani yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatıdır diyoruz orada bir manada. Yani sadece vaat değil, bu vaadi yapabileceğimizi de yaptıklarımıza atıf yaparak, onları anlatarak izah etmeye çalışıyoruz. Referansımız yaptıklarımız. Şimdi bu bakımdan bir Türkiye'yi 2002 öncesinde çok kısaca, ben detaya girmeden bir ana